Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yeniden güçlendi, Avrupa kara kara düşünüyor, faturası ağır olacak. Değerli izleyenler, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının vurduğu ve yeni kısıtlamaların hayata geçirildiği Avrupa'yı ekonomik olarak da zor günler bekliyor. Avrupa Birliği Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl %7.4 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Geri sıçrama kesintiye uğradı, salgının yeniden güçlenmesi belirsizlikleri derinleştiriyor başlıklı raporda. Avro bölgesinin 2020 yılında %7.8 küçüleceği, 2021'de ise %4.2 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda Avrupa Birliği ekonomisinin 2020'de %7.4 küçüleceği, 2021 yılında %4.1 büyüyeceği öngörüldü. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin bu yıl %10.3, ABD'nin %4.6, Japonya'nın %5.5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de %2.1 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %2.5 daralacağı, 2021'de ise %3.4 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyon oranının bu yıl Avrupa Birliği'nde %0.7, Avro bölgesinde %0.3 olacağı tahminine yer verilen raporda, işsizlik oranının Avrupa Birliği'nde %7.7, Avro bölgesinde %8.3'ü bulacağı kaydedildi. Raporda ekonomileri desteklemek için uygulanan politikalar, sosyal harcamalardaki artış ve vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle Avrupa Birliği genelinde bütçe açıklarının ve kamu borcu oranlarının ciddi ölçüde yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Ekonomik görünüm belirsizlik ve risklerle dolu olduğuna dikkati çekilen raporda, salgının daha fazla yayılması ve kamu sağlığı için sıkı önlemler alınmasının ekonomi üzerinde uzun süreli ve ciddi etkilere neden olacağı vurgulandı. Raporda ticari gerilimlerde artışın, finansal piyasalarda stres, küresel ekonomik durum ve ticaretin daha yavaş toparlanmasının Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde uzlaştığı gelecekteki bütçe ile ekonomik toparlanma fonunun yürürlüğe girmesi ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasında ticaret anlaşması yapılmasının ekonomik görünümü 2021'den itibaren tahmin edilenden daha olumlu etkileyeceği kaydedildi.